şey diyeceğim. Azime dayı kullanmaya gelse ya. Heveyim ya. Ya valla ben de çok merak ediyorum ne menem şeymiş bu oy vermek ya. Ne olur geleyim ya. Kaç kere söyleyeceğim size kadınlar oy kullanamaz diye. Ama öyle deme beyim. Ya Azime'nin kadın olduğuna kim inanır? Baksana tıpkı rahmetli babasının aynı. Ya kimse anlamaz. He, babama benziyorum ben. Orada haklısın ama yapacak bir şey yok. Ya beyim ben bir oy bir oydur diye şey ettim. Neyse. Aziz ben de gelsem seninle. Böyle evde bekledikçe üstüme üstüme geliyor ev. Sen oy kullanırken ben dışarıda beklerim seni, olur mu? Bence de burada kalma. Ama sen burada kal. Ya Cemo, ya sen benim babamı görmedin ki. Benim babam ben yaşı 10 yaşındayken ölmüştü. Allah seni belanı vermesin. Ya Cemo! Belanı vermesin. Beyim, ben burada sıraya gireyim. Aziz, sen dün çok geç geldin. İnsanlar korkup oy kullanmaktan vazgeçmesinler diye onları ikna etmeye çalıştım. Aziz, ben tutamayacağım içimde. Sen giysilerini gördüm, çamur içindeydi. Ve balçığa batmış gibilerdi. Halletmem gereken meseleler vardı. Halledebildin mi peki? Bugün inşallah. İnşallah. Böyle hemen ayaklanmasa mıydın acaba? Daha yaraların iyileşmedi. Ah, bugün tarihi bir gün. Antakya'nın ilk seçilen vekilleri arasında olabilirim. Bugün ayaklanmayacağım da ne zaman ayaklanacağım Maksude? Ben bu vekillik hayalinin gerçek olacağına inanıyorum Kenan. Benim kazanmam demek babanın kaybetmesi anlamına geliyor. Üzülmeyecek misin? Benim dualarım ikinizden de yana. İkinizin de bu yarıştan alnınızın akıyla çıkacağına eminim ben. Bu şehrin bir değişime ihtiyacı var Kenan. Maksude, bu sözlerin beni ne kadar mesul etti bilemezsin. Senin desteğin benim için çok önemli. Tabii sana destek olacağım. Aile ismimiz Kenan. Aileyiz. Ben oyumu Kenan Bey'e verdim. O seçilirse omuzumuzdaki vergi yükü düşürecek. Ya öyleymiş. Benim beyim de ona vermiş. Memleketimize hayırlı olur inşallah. Kenan değil mi payidarların gelini için seni ortaya koyar? Bizim için neler yapmak? Tamam evladım yeter. Siz gidin artık tamam. Lüzum yok. Olmaz beyim. Aziz Bey'in kesin talimatı var. Siz geçin içeri, biz burada bekleriz. Tamam, şöyle geç. Geç oraya. Bu merhem iyi geldi sana, hadi. Acılarının dinmesi için elinin değmesi lazımmış. Maşallah, maşallah. Pek akça bakça bir kız. Allah, başlama lütfen. Ne dedim ki ben? Akça bakça bir kız dedim. Eli yüzü düzgün dedim. Ailemize uygun dedim. Hala, benim kalbimin kime ait olduğunu biliyorsun. Biliyorum. Ama Dilruba burada yok Adem. O gitti artık.
Ben de onu diyorum. Dilruba gitti. Giderken de kalbimi yanında götürdü. Adem. Kenan gitti mi? Hazırlanıyor çıkmak üzere. Tamam. Söyle ona beni beklesin, olur mu? Sen nereye? Hala gün yatma günü değil. Bugün şehrimizin kaderi yazılıyor. Ben burada böyle duramam. Dikkat et. Tamam. Sen Kenan'a söyle lütfen. Olur mu? Tamam. Allah'ım yarabbim sensin. Çocuklar, zapt edemedim bunu. Oy kullanacağım diye tutturdu. Sen ayaklandın mı Adem? Niye bu kadar şaşırdın? Ümidi kesmiş miydin benden? Olur mu öyle bir tane? Hadi geçmiş gitmiş olsun inşallah. Hadi gidelim hep beraber. Elena iyi geldi anlaşılan. Kenan. İyi olmana sevindim. Şükürler olsun kuzum benim. Şükürler olsun. Hadi bakalım. Bugün burada büyük bir şeffaflıkla yapılan seçimler ve bu seçimler güvenliği Fransız hükümetin güvence altındadır. Bu tarihi güne tanıklık ettiğiniz için tekrardan sizlere teşekkür ediyoruz sayın basın mensupları. Merci. Sizi tekrardan böyle sağlıklı görmek beni çok mutlu etti Mösyö Kenan. Mösyö Pierre, Kenan daha hala eski gücünde değil. Ha. Onu çok fazla yormamamız lazım. Tabii tabii. Tabii dinlensin ki bizi daha iyi temsil edebilsin. O yüzden kendisini fazla tutmayacağım. Madame Eflan seni neden kovuyor bilmiyorum fakat... Onu senin kaçırdığını biliyorum. Beni buna siz zorladınız Mösyö. Ne oluyor? Ben senden Madame Eflan'ı kaçırmanı istemedim. Aziz Paydağ'ı getirmeni istedim. Bu konuları konuşmak için çok münasip. Bana bir zafer borçlusun Kenan. Yaptığım şey ne kadar saçma olursa olsun durumu lehimize çevirdim. Hatta sen seçimleri kazanırsan vergi indirimi yapacağın gibi bir saçmalık ortaya attım. Bilmiyorum bu halk buna nasıl inandı ama gayet işe yaradı. Bana bir zafer borçlusun. Şimdi yaptıklarınızın karşılığını mı istiyorsunuz? No. Bana borçlu olduğunu bilmeni istiyorum. Ha bir de. Eğer bir kere daha Madame Eflan'ın hayatına kastedersen. Ha. Sizi böyle görünce ölümün insanın karşısına ne zaman çıkacağı belli olmuyor. Bu geliyor aklıma. Gerçekten de az kalsın bir hiç uğruna canınızdan oluyordunuz Mösyö. Karşımıza çıkmaya cesaret olmayanlar ancak böyle oyunların arkasına sığınır. Korkan insan saklanır. Pierre. Demek ki doğru yoldayız. Olsun, sizi yine de böyle bu da sağlıkla görmüş olmak beni çok mutlu etti. Hekimin verdiği ilaçlar işe yaradı demek. İyi günler olsun. İyi günler. Sizi ne kadar mutlu gördüm böyle. Nasıl diyorsunuz siz? Maşallah. Maşallah. Mutluluğunuz daim olsun. Madame Maksude'nin kıymetini bilin Mösyö. İyi günler. Aziz. Peki Kenan kazanırsa bizim onca emeğimiz, mücadelemiz hiç mi olacak? Kenan'ın kazanmasından ziyade amcamın da kazanması şart. Seçilecek vekil sayısı tek değil. Ha böyle birçok vekil mi seçilecek? Öyle. Az vallahi yüreğim rahatladı. O zaman hem Galip Bey kazansın hem Kenan kazansın. Sen niye bu kadar dert ettin? Ben şeyden yani o kadar emek verdik.
Sen sabahlara kadar çalıştın bunun için. Emeğinin boşa çıkmasından korktun. Yine de oy sayıları önemli. Kenan'ın oylarının artması demek, birilerinin oy kaybetmesi demek. Umarım amcam olmaz. Allah korusun Aziz. Bekleyip göreceğiz. Sandık bize doğru cevabı verecek. Sen şimdi çiftliğe dön. Akşam sonuçları tüm Antakya kutlarız. Kutlarız değil mi? Yeah.